bu yapı aslında Manisa'nın hemen Birinci Dünya Savaşı sonrası Kurtuluş Savaşı esnasında geçirdiği çok trajik zamanlara dair bir çeşit anlatı, bir anma mekanı. Ya o kadar boşluk bırakmayın, dolapmayın oraya, gözünüzü seveyim, orayı yarım tulosu var. Nerede bu? Ben görüyorum zaten. Altı düz kalıbı, üstü aynen, yay şeklinde. Evet. İki tane gitti. Ben devam ettim bir süre sonra. Birer tane daha gitti. Sonraki adım bir spiral, her iki spiralden biri gitti. Daha önce çalıştığımız standart projelerden biri değil. Normal örüm yok burada. Normal düz bir örüm yok. Yani Türkiye'de belki böyle bir proje daha yapılmıştır. Belki de yapılmamıştır, bilmiyorum onu. Hava koşulları zorluyor bizi çünkü kapalı bir mekan olmadığından dolayı, hava koşullarından dolayı zorlandığımız noktalar oluyor. Burada aslında bayağı eski bir tekniği biz biraz modernize ederek kullanıyoruz. Yani burada acemi bir arkadaşımızı geçsek usta oldu burada, yani öyle bir proje, yani ben size çok zorlu bir proje. Çünkü mesela buradan öğren ustalar bu tarafa yaslayıp sıkıştırma yapıp, buradan öğren ustalar bu tarafa yaslayıp sıkıştırma yaparsa sizin derzleriniz çakışmayabilir, birbirinizle de irtibatlı ilerlemeniz lazım muhakkak. Şefim, burada yazı da gördük, kışı da gördük. Yazın sıcağında, izolasyonda battık, yemin olsun yürüyemedik. Ya şu an en zor kısmındayız diyebiliriz. 21 dikmedeyiz. 21 dikmeyi bitirdikten sonra 10 dikmeye düşüyoruz. Hatılı dökeceksin. Hatılın kuruması var daha. Kuruyacak ve 3 güne 4 güne açacak. Ondan sonra devamını örecek. Bitirecek yani. Mekanlar arası gezerken hep avlularımız var. Yani burada doğal ortamdan sürekli olarak mekanlar arası geçişlerde doğal hava şartlarından ve iklimden geçmiş oluyoruz. Gazi Paşa'nın bir lafı var. Şey der, Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendinde daha büyük işler yapmak için kuvvet bulacaktır. Bu tip projeler de özellikle kültüründen, tarihinden uzaklaştırılmaya çalışılan bir ortamda insanları tekrar kültürüne sahip çıkması adına ciddi katma değerler sağlayabilecek oluşumlar.